sizlerin kültürü, geleneği ve taşıdığınız asırlar boyu bu topraklarda taşınan misyonu gelecek nesillere aktarma iradeniz. Sizlere güveniyoruz. İnsan unsurumuza güveniyoruz ve iddia ediyoruz ki 2002'de 26. büyük ekonomi olan Türkiye dünyada 2011'de nasıl 16. büyük ekonomi haline gelmişse inşallah 2023'te bu hızla dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline geleceğiz. Bütün Avrupa'da, bütün dünyada ekonomik kriz yaşanırken Türkiye geçtiğimiz sene %8.9 oranında büyüdü. Bunda hepimizin emeği var. Sizlerin alın teri var. Bütün kurumlarımızın çalışmaları, gayretleri var. Sizlerin Ankara'ya gönderdiğiniz başta Özkan Bey olmak üzere bu yörenin insanı ve gerçekten ne kadar iftihar etseniz az, büyük bir hizmet verdi. Birçok kere beraber Kulu'ya gelmek arzusunda olduk. Bugün de nasipmiş. Bütün milletvekillerimizin, geçmişte hizmet etmiş bütün milletvekillerimizin bunda payları var. Bütün Türkiye'den gelen milletvekillerimizin payları var. Daha ileriye bu ülkeyi taşıyacağız. Daha güzel bir geleceğe toplumumuzu ileteceğiz. Ve nihayet 2023'ün diyoruz ki lider ülke Türkiye. Biz dünyanın hangi köşesinde, hangi müzakereye giriyor olursak olalım, hangi kritik toplantılara katılıyor olursak olalım, emin olunuz ki sizlerin yüzünüzde gördüğümüz o enerjiyi, o güveni, o bize verdiğiniz emaneti hatırlatma ifadenizi gönlümüzde, zihnimizde tutarak giriyoruz. Tek başımıza yapmıyoruz bu müzakereleri. Arkamızda 73 milyon inanan insanın, bizim gücümüze inanan insanın verdiği enerjiyle yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Sizleri dünyanın her köşesinde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ve iddialı bir şekilde diyoruz ki, Orta Asya işlerinden Orta Avrupa işlerine kadar, Afrika işlerinden steplere, kuzey steplerine kadar ve nihayet kullarımızın anladığı şekliyle Körfez'den İskandinavya'ya kadar, Stockholm'e kadar her bir yerde bu aziz milletin sesini yükselteceğiz. Ve inşallah dünyanın her bir köşesinde mazlumun yanında olan, adaletin yanında olan, zalimin ve zulmün karşısında olan bu aziz millet, tarih boyunca bu şekilde davranan bu milletin temsilcileri, bugünkü nesilleri olarak bizler de dünyada adaleti egemen kılmak için gecemizi gündüzümüze katarak çaba sarf edeceğiz. İşte bu enerjiyle bu çabaları sergiliyoruz. Ve bizim uluslararası alanda yaptığımız bu faaliyetle bugün burada açtığımız tesisler arasında tam bir bütünlük var. Eğer Kulu Belediyesi iyi çalışırsa, eğer Kulu'daki devlet kurumları Kulu halkına iyi hizmet ederse, bütün ilçelerimizde, bütün illerimizde bu yaşanırsa, biz de uluslararası alanda sesimizi daha güçlü çıkartırız. Eğer Kulu'nun sıradan insanı mutluysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı'nın da alnı daha açık, sesi daha gür çıkar. Onun için makamın ve mevkinin küçüğü ve büyüğü yoktur. Makamın ve mevkinin hakkı verileni ve hakkı verilmeyeni vardır. Bugün yaptığımız bu açılışlarla aslında hakkı verilen bir makamı tebrik etmek durumundayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları en yoğun enerjiyle devam ettirmelerini rica ediyorum. Biraz önce belediye başkanlığımızda Sayın Valimizle birlikte kulumuzun ihtiyaçlarını tespit ettik. Şundan emin olun, her birisini kaydediyoruz ve bütün ihtiyaçları karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Organize sanayi bölgesinden tutunuz da sanayi ile ilgili sıkıntıları dinledik. Kulunun geleceği yepyeni bir şehir olarak. Sadece tarım ve hayvancılık değil. Zaten o konuda ne kadar güçlü olduğunuzu biliyoruz. Sadece dışarıdan gelen kaynakların burada güzel evlerle Kulunun güzelleştirilmesi değil. Aynı zamanda İsveç'teki o kardeşlerimizin, okullu hemşehrilerimizin Kulunun 2023 vizyonunu beraber inşa etme iradesi göstermesi lazım. Bir araya gelmeleri lazım ve demeleri lazım ki 2023'te Kulu Ankara Adana arasındaki o büyük ana arterin, Ankara Konya arasındaki yine tarihi yolun en merkezi konumuna sahip bir ilçe olarak yeniden inşa edilecek, güçlendirilecek. Ve bu makas, ki ben her zaman bu makastan döndüğümde, Kulu'ya girdiğimde Konya'nın kokusunu almaya başlarım çocukluğumdan beri. Onun için Kulu'nun bende ayrı bir hissiyat şeyi vardır. Ne zaman İstanbul'dan çıkıp rahmetli babam ve annemle Konya'ya, oradan da Taşkent'e geçmek için Kulu'ya makası döndüğümüzde Konya kokusu, Mevlana kokusu gelmeye başlar. Onun için Kulu demek benim için sıla-i rahim demektir aynı zamanda.
Biz bu güzel kuluya sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah İsveç Dışişleri Bakanı'yla da birlikte, o da söz verdi, buraya geleceğiz. Kuluyu bu anlamda uluslararası anlamda daha da tanınır kılacağız. Ve kuluya İsveç'e ilk gittiğimde de kululu hemşehrilerimle bir araya gelip 2023 yılında kulunun nasıl gelişeceğinin makro planlamalarını da birlikte yapacağız. Biz gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Lider ülke Türkiye için, merkez şehir Konya için, çok daha güçlü, gelişmiş kulu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah emanet olun. Biraz önce Özkan Bey, tabii duayen bir milletvekilimiz olarak çok güzel bir konuşma yaptılar. Ve Abdullah Bey'i de tanıttılar hepimiz için. Gerçekten Abdullah Bey çok kıymetli bir kardeşimizdir. İnşallah mecliste birlikte çalışacağız. Ama bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Biz hepimiz kulunun milletvekiliyiz. Başta ben olmak üzere. Peki. Tekrar hepinizi Abdullah Bey'le birlikte çalışmaya da davet ediyorum. Allah hayırlı neticeler nasip etsin. Sağ olun.